muammolarni hal qilamiz inshaalloh. Labbay xolajon. Xo'p. O kişi bar mı kardeş ötte? Yok, o adette şikayet kıyken adam daim özü tabandan kelen de. Vel. Yaş, ucudu kup adam sorap da şey yaptı da. Ucu bitti mesele bar. Pasport yok algen eken bir halimizde. Bizge yakın, hatta bizge karındaşan boladı o kişi. Uzumuzki yakşı yap. Abi gene bu gende taş baranda kop getirdik. Uzumuzu yakınımız o kişi. Pasportları yok algen. Kuldan ki gende ki yaptı. Kuludan kegenli kılı yaptı. Uşa. Halacan bitti hal minge yakından vardı. Hemen adam şuna kadar taşmıştı. Adır siz yani bitti adamı karala yapsız adam yok. O adam kese Allah'a oturup yapılışamız. Eğer ayıbı bulsa ben siz, onun namından huzur sorayım ben sizden. Kupçu deyin içinde hadi vaktini yeme oraya yapsız. Siz diye muameleyi çıralı yemez hazır. Siz diye muameleyiz hadi hemen korup durup de. Ah kuddu. Onge hem açıklı gendirsiz de şuna ka. Şimdi hemen siz de etkenizi kılavimeyip de. Belki kurgendir. Belki kurgendir. Acayip o da bakınız da. Arada boyunca bugün pastolosuna yaklaşıldı. Pastolosuna kediler bugün. Hop. Halacan kurulüptü. Uşa siz kurbede degen gapingiz yolg'on, ko'rilibdi. Hozir posolstvoga adam jo'natilibdi. U ishi hal qilinyapti. Uşa xolamiz bizi zimmamizda. Shu yerda pasportini biz hal qilamiz. Sizda agar pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, uşa adam bilan kelsangiz, oturup gaplashamiz. Hozir shuncha odamni ko'ngli xira bo'lyapti. Ha, unda siz aralashmang. Unda siz aralashmang. Mayli. Yo, aralashmang, chunki muammoni muammoni kattalashtirib yuboryapsiz. Biz uni hal qilamiz. Bu holamiz pasportsiz ucha olmaydi bu yerda. Bo'pti, muammolasi uchun uzr so'rayman sizdan. Endi hamma joyda bo'ladi bunga o'xshagan narsalar. Xullas, o'sha bitta kishimizni pasporti yo'qolgan, ichida 1000 dollar puli ham bo'lgan. Avtobusda qoldirdim deyaptilar. Holamiz avtobusda shu kungacha qolgan narsa topilganda boshqa joyda tushib qolgan bo'lishi ham mumkin. Uni ehtimoli ham bor. Shuning uchun hozir hamma harakat qilyapmiz. U kishi bizni zimmamizda omonat olib kelganmiz. Oilalarga jo'natamiz baribir. Pasportlarni olib beramiz, qilib beramiz. Faqat ko'ngil qoralik bo'lmagan yaxshi bir-birimizdan. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xo'p, nima haqida gapirib-birib endi esimdan chiqib qoldi. Qadr kechasini bilib turdim shu janjaldan esdan chiqdi deganlar Rasululloh. Shunaqa bo'ldi. Savol javob qilamiz bu yo'q. Rahmat, teşekkür. Tashkili ishlar bo'yicha so'rayaptilar. Bundan keyin endi haramda namoz o'qish, kechqiringi, shom, xufton, qadr qiyomlari juda qiyin bo'ladi. Chunki odam ko'p. Kecha men bir aylanib, bunaqasiga chiqib, bunaqasiga aylanib, peshkom qaytib keldim-da. Taxminan bir 15 km yurdim shekilli. Haramdan 15 km uzoqda ham jamoat iqtido qilib namoz o'qiyapti-da. Menimcha hali Makkaning tarixida bo'lmagan bunaqa kunlarda. Hajdagi odamimiz ingir odam. Bir tomondan xursandchilik. Islom ummatini yelkadosh ko'rib. O'shaning uchun harakat qilib,
imkon darajasida borib o'qishga harakat qila olish kerak. Qadr kechasi asrda qo'linglarga narsa beramiz deyishda, qo'limizga narsa berishadi, iftor o'sha yerda qilamiz. İftorlarni olib olamiz, asrda ketish kerak. Agar imkon bo'lsa, unda ham yopib qo'ymasa. Yopib qo'ysa imkoniyati borlar bo'lsa, taksi ushlasa taksi ham oboradi bilimcha. Boshqa tomondan oboradi. Avtobus yopib qo'ymasa, avtobusga harakat qilish kerak. 27-chi kuni qadr. Sen shanbadan chorshanbaga o'tar kechasi bo'ladimi? Qadr kechasi uni o'tkazgandan keyin shanbadanmi? Ertasi kuni dushanba kechasi qadrmi? Seshanbaga o'tar kechasimi? Bugun 25-i o'tkazdik. 25. Bugün 26'ını o'tkazdik. 25'i o'tkazdik. Kun bugün. Ha. Bugün keçkin 26'ınçı keçe boladı. Doğru mu? 26 boladı. Kiyingi 27 bolarken. Seyşembe günü bolarken. Ha. 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 Seyşembe günü kündüzü ketemiz inşallah. Ne diyeyim? Hop. Ette 26 bo'ladi demak. 26. Dushanbani kechasi 27-chi kecha bo'ladi. O'shani aytayapman. 27-ni tugatgandan keyin seshanba kunduzi ketamiz. Madinaga. Madinaga bormaganlar ketamiz. Qaytda o'sha yerda bo'ladi. Qaytda u yoqda o'qib, 22-ga to'g'ri kelsa kerak. U yoqda o'qib, keyin to'g'ri Jiddaga kelib, Jiddadan vatanga qaytamiz. Alloh sog' salomat qilsin. Tashkiliy ishlarni shu tashkiliy yigitlar aytsa bo'lardi. Taxminan shunaqa. Inshaalloh birgamiz ungacha. Bitta endi shu asrdan keyin siz bilan birgalikda hammamiz bir joyga to'planib olamiz. Inshaalloh. Ha, Xudo xolasa. Avtobusda qilamiz, Xudo xolasa birlashib ketamiz inshaalloh robbil alamin. Xo'p. İslam dinimizin hayatiyligi doğrusunda bazı malumatlarını ortaklaşsak, hayati din ekanligi doğrusunda. Buna ahamiyeti nimadan ibaret? İslam dini hayati din ekanligi juda katta ahamiyet kasb qiladi. Nima ahamiyet kasb qiladi desa, İslam dini fakat ağızda gapiradigan din emas. Yaşaladigan din. Fakat gapirilib, fakat xushxabar aytib, fakat bir narsalarni sizga tushuntirib berib ketadigan din emas. Balki yashash tarzini o'z ichiga olgan din. Shuning uchun islom dinini hayotdan hech qachon yo'qotib bo'lmaydi. Islom dinida bitta musulmon qolsa ham islomni shakllantirib, islomni ifoda qilib, islomiy hayotini kechiraveradi. Qadimda ulamolar o'shaning uchun Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan alohida bir rivoyat bor. Dinga gapirmasdan da'vat qilinglar deganlar. U qanaqa bo'ladi? Amal bilan, axloq bilan, odamlarning ichidagi mehr muhabbat bilan dinga da'vat qilinglar. Ba'zi mamlakatlarga mutlaqo islomga kir degan da'vat bo'lmagan. Malayziya, Indoneziya tomonlarga musulmon tijoratchilar borgan, tojirlar, savdogarlar. Oddiy aholi bilan, yerlik aholi bilan oddiy savdo-sotiq qilishgan. Omonat berishgan, omonat olishgan, omonatdorlikni ko'rsatishgan. Go'zal axloqni, yurish-turishni, ajoyib kiyimni, ajoyib atir-upani nuroniy yuzni, kular yuzni ko'rsatishgan. Odamlar havas qiladi. Insonda havas tabiati bor. Taqlid tabiati bor odamda. Hammamiz kimdir havas qilamiz hayotda. Havas qilgan odamimiz bor. Kimdir ahli ilmni havas qiladi, kimdir qorini havas qiladi, kimdir olimni havas qiladi, kimdir sportsmenni havas qiladi, kimdir shoirni, kimdir adabiyotshunosni. Havas qiladigan bizni g'arizamiz bor. Dunyoda nasibamiz bor. O'sha havas qilishlik nuqtasida musulmon odam islomni ko'rsatish kerak degan ulamolar. Islomni, sizdagi go'zal axloqni, sizdagi go'zal sabrni, sizdagi go'zal shukrni ko'rib odamlar bu qadar qadardan roziliging, bu qadar dunyoda baxtli ekaningni sababi nima deganda sababi e'tiqodim deyishimiz kerak. O'zimiz zo'rligimda, figuramiz zo'rligi demasligimiz kerak.
o'zimizdan foydalanmasligimiz kerak, qarshimizdagi turgan odamni o'zimizga ergashtirishdi. Meni e'tiqodim shunaqa deyishimiz kerak, dinim shunaqa deyishimiz kerak. O'shanda sizni ya'ni havas qilib sizdagi go'zal xususiyat bilan islomga keladi. İslam'ı o'rgangandan keyin belki o sizdan ham yaxshi odam bo'lib ketadi. İslam'ı o'rgangandan keyin belki o sizdan ham ko'proq xizmat qiladigan odamga aylanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ballighu anni walau aya. Mendan bir dona oyat bo'lsa ham kelasi avlodga yetkazinglar, yetkazinglar. Bilmaysizlarki eshitgandan yetkazilgan faqihroq bo'lishi mumkin deganlar. Eshitgan odam eshitadi, lug'atni keyingi odamga yetkazadi, keyingi odam undagi ma'noni yaxshiroq chaqishi mumkin. O'shuning uchun yetkazinglar deganlar. Taqlid mana shu ma'noda bizni ya'ni tark qilmaydi. Hammamizda taqlid zaifligimiz bor. Taqlid ojizligimiz bor. Buni nima bilan to'ldirish kerak? Taqlid qilinishi kerak bo'lgan zotlarni tanib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa haqiqiy zotlarga taqlid qilmagan odam nohaqiqiylarga taqlid qilish bilan mubtalo bo'ladi. Haqiqiy zotlar kim? Eng safning boshida Rasululloh turadilar. Sallallohu alayhi vasallam. Biz Rasulullohni tanishimiz kerak. İslam ummatining zimmasidagi eng katta vojib payg'ambarini tanib qo'yish. Rasulullohni tanib qo'yishimiz kerak. Rasulullohni tanimaguncha islomimizni to'g'ri tushuna olmaymiz. Rasulullohni yaxshi tanimagan ummatga Rasulullohni yomon otliq qiladigan dushmanning ta'sir qiladilar. Hozir mana asr peshindan to asrgacha bahs qildim, jonli muloqot qilib sunnat inkorchilariga. Hozir mana shu bizni yashayotgan davrda, biz yashayotgan havoda nafas olayotgan musulmonman deyotgan ba'zi odamlar hadislarni haqorat qilishyapti. Hadis yo'q narsa deyishyapti. Hadislarga ergashmaymiz biz. Bizga Qur'on kifoya deyishyapti. Bizga Qur'on kifoya degan gapi ham yolg'on. Nimaga desa, ular hadislarni siz bilan bizning zehnimizdan, hurmat nazarimizdan tushursa nimaga erishadi? Siz bilan biz endi uni gapiga ergashishimiz kerak, hadisga emas. Maqsadi shu ularni. Faqat Qur'onga ergashamiz. Xo'p, unda Qur'on nimaga tafsir qilyapsan? Nimaga ma'no aytyapsan? Qur'onni qo'yib qo'y. Yo'q deydi, Qur'onga men aytgan ma'noga ergashasan. Sen kimsan? Hadisni o'rtadan tashqariga chiqarishdan ko'zlagan maqsad hadis o'rniga o'zini qo'yish maqsadi bor odamlarni. Siyosatchilar bular. Bular satli, ya'ni guruhlar, to'dalar. Bularni biz tanish uchun kimni tanishimiz kerak? Birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni. Payg'ambar alayhi salatu vasallam 40 yoshda payg'ambar bo'lganlar. 63 yoshda dunyodan rihlat qilganlar. 23 yil mobaynida bizga Allohning omonatini yetkazganlar. La ilaha illallohu vahda va anjaza va'da va nasara abada va hazamal ahzaba va hazamal ahzaba vahda. Payg'ambar alayhi salomning duolari. Allohdan o'zga iloh yo'q, Alloh yagona zotdir. O'zini va'dasini amalga oshirgan zotdir. Allohning va'dasi nima edi? Men bu dinni mukammal qilaman degan edi. Bu dinni albatta payg'ambarim orqali ummatga yetkazdiraman degan edi. Qur'oni Karim al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugungi kunda diningizni mukammal qilib berdim dedi Alloh taolo. Rasululloh 23 yil mobaynida uchramagan hujumga, qilinmagan zaharlanishga, qilinmagan hasad va tuhmatlarga qolmadilar. Ya'ni bunaqa qilinmagan tuhmat boshqa hech kim odamga. Alloh taolo nima dedi? Wallohu ya'simuka minan nas dedi. Sizni odamlardan asraydi Alloh dedi. Qo'rqmay, risolatni yetkazing dedi. Birortasidan qo'rqmang dedi. Yetkazing. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetkazdilar. Risolatni yetkazdilar. Boshlariga kelgan ish, tashvish hammasini ko'tardilar. Payg'ambar alayhi salom aytardilar, menga kelgan musibat insoniyat boshiga kelishi bo'lgan musibatlarni ichida eng ulug'i deganlar. Eng katta musibat Rasulullohga kelgan. Eng kattasi kelgan. Siz tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan hamma musibat Rasulullohda bo'lgan.
Peygamber aleyhissalatu vesselam sabır kıldılar. Risalatını yetkazdılar. Hama kıyınçlıklarını boşlarına aldılar. Kerek uğrunda siyaset kıldılar. Kerek uğrunda takdir kıldılar. Kerek uğrunda risalatını yetkazdılar. Hargiz ve hargiz orkaya çekinmegenler. Bana şu zat Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şimdi Resulullah'ın tanışını yana bitti bizge mecburiyet yükleydigen yönü var, cayı var. Ne maddese? Sahabelerini tanışımız gerek. Resulullah'ını tanış, sahabelerini tanış yürüden Peygamberini yanıda yürüyen ilk iman kiltirgen sahabiyye ayollar, sahabelerini tanışımız gerek. Ular kanday kahramallik kursattı, ular nime fidakarlik kursattı, ular kanday bu yoldan yürüdü. Bizge örnek buluş gerek. Bizge bahane kaldırmaydigen şahslar idi ular. Bizge bahane kaldırmaydigen örnek namune şahslar idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında boy ham bor idi, kambag'al ham bor idi. Siz ayta olmaysiz, men dinga amal qila olmadim. Nimaga? Chunki kambag'allik qiyin bo'ldi, mol topishim kerak edi, qorin to'ydirishim kerak edi, qiyinchilik bo'lib ketdi menga. Shuning uchun men islomga amal qila olmadim desangiz, Ulbat ibn Zayd degan sahaba bor edi, uyida bir tiyin puli yo'q edi, Rasulullohga o'zini fido qilgan odam edi. Shundan ham kambag'al bo'lding-san, deydi Alloh taolo. Bahane yok. Ben boyup gittim de pulumunu, sanağını bilmeye kaldım. Boylik yaman fitneyken boylik beni çalgıtıp koydu. Dinimge amel kılalmadım deseyiz. O, bu Abdurrahman İbni Af denen boy mu dediniz değil Allah Ta'ala kıyamette. Sahabenin tanışımız gereği. Pulu bup durup Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hemen ersesini fida kılıp turu verdi sahabeler. Turu verdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan ben ötkendeyken dediler. Meni oilamga dediler, meni oilamga. Faqatgina Alloh va Rasuli uchun sabr qiladigan odamgina xizmat qila oladi deganlar. Ya'ni inson injiqligini inson ko'tarmaydi. Meni injiqligimni ko'tarsa onam ko'taradi. Boshqa hech kim ko'tarmaydi meni. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning jufti halollari onamiz. Onamni injiqligini men ko'tara olmayman. Siz ko'tara olmaysiz onangizni injiqligini. Peygamber aleyhissalatu vesselam meni ailemge hizmet kıladigan adam Allah ve Resulü için sabır kılsın götüredi degenler. Urve ibn Zubayr Ayşe anamızın ciyeni bo'ladi. Urve kim? Zubayr'ın oğlu. Zubayr kim? Zubayr ibn Avvam. Aşere-i mübaşşarelerden bittesi bu. Zubayr ibn Avvam'ın ayağını atını mı? Esme. Binti Abi Bekir. Asma Abu Bekir'in katta kızı. Ayşe küçüğüne kızı. Asma'nın oğlu var Urve. Urve ibn Zubayr. Urve bir günü bir kança Ramazan ayı iken yok ki düşembe günü iken roza günü iken. Bir kança yeguliklerini, tüylerini, pullarını ap gelip Ayşe anamızga verdi. Ona dedi. O da halası. Mumullarını anası bugün için ona deyip çakırdı. Ona dedi, bu narsani dedi, uyda ishlating dedi. Sizga men berdim. Rasulullohdan keyin. Oysha onamiz haligi pulni aldılar. Aldılar-da o'zlari roza. Darrov xizmatkor chaqirdilar-da mahallada kim kambag'al, kim och, hammasiga tarqat dedilar. Bitti qo'yma tarqatib yubordilar. Iftorlikka kelganda o'zlariga ham qolmadi hech narsa. Xizmatkor chaqirdilar, iftorga nima bor? Hech narsa yo'q dedi. Şu hadir tarqatgan sadaqatlarımızdan iki dirham ap koyganımız neydi? Bazarga barı goş ap gelip sizge bir narsa pişir berardım dedi. Degende Ayşe anamız aittiler ki eslatmapsan de dediler. Pulni tarqatayotgan de biroq eslatmapsan de. Men özüm esimde yo degenler. Kolları kan bugen de ümmetnin milletnin hamini yip özünü esten çıkarıp koygan Ayşe anamız. Urva kelsa uyda hiç narsa yok. Haqir ettirib sizga shuncha narsa berdim u. Hammasini tarqatib yubordingizmi? Men o'zingiz yesangiz, o'zingiz foydalansangiz deb sizga berdim dedi. Oyshanamiz Urvaga qaradilar-da, "Sen menga Alloh uchun berganmisan?" dedilar. "Ha, Alloh uchun berganman. Nimaga minnat qilyapsan?" dedilar. "Bor yo'qol" dedilar. Qaytib bu
dediler. Ben gaplaşmayayım ben dediler. Bergen pulini menge minnet kılasan, katke işletişi özüm bilemem dediler. Onların erkeliğini karayın. Özü yakşılık kılıp, keyin bir 20 ta adamla orta çıkıyor Uruva. 20 ta adamla iltimas. Onam hapa bu kaldı ondan. Ortada turuylar. Yaraştırıp koyuylar deyip yalenge. Bir kança müddet tekinkin geçirdim degenler. Abdurrahman İbni Af radıyallahu anhu. Her günü haber arardılar. Her günü. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir hadislerini ayeti verin menge. Ey ona, ben hakkım diyen bir narsa degenler mi? Ben hakkım diyen bir gap gapirganlar mi? Dediler. Ayşe anamıza ettiler ki, ey Abdurrahman dediler. Peygamber aleyhissalam etkenler, Abdurrahman emekler cennetke kiradı. Ona şunu degenler mi? Dediler. Ha dediler. Emekler kirasan sen cennetke dediler. Ulamalar bu hadisin şarkıda Abdurrahman İbni Af'nin pulu köplüğünü misal kıldırışken. Pulu köp adam hesap kitap bilen kiradı. Ama cennet başaratını ogen Abdurrahman İbni Af radıyallahu anh. İslam hayati din. Birbirimizni ko'rinimizga qaraydigan din. Va haq yo'lda Rasulullohni tanib, u zotning atroflaridagi sahobalarni tanib, o'sha sahobalarni tanitgan ulamolarni ham tanishimiz kerak endi. Bizga etap ko'proq, ya'ni bosqich darajat ko'proq. Sahobalarni qanday taniymiz? Ularni shogirdlaridan taniymiz. Abu Hanifa orqali taniymiz. İmam Shofiiy orqali taniymiz. İmam Malik, İmam Ahmed, İmam Ali Medini, İmam Buhari hal orqali taniymiz. Biz Buhari'ni himoya qilarkanmiz, o'z-o'zidan Rasulullohni himoya qilayotgan bo'lamiz. Buhari Rasululloh emas, Rasulullohni tanish uchun bizga asosiy ko'prik shular. Buhari'ga otilayotgan tosh esdan chiqarmang, Qur'onga otilayotgan tosh aslida. Chunki Qur'on nima dedi? Qur'on aytdiki, "Inna nahnu nazzalna zikra." وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ Biz zikrini özümüz nazıl kılıyepimiz. Ve onu biz özümüz muhafaza kılamız dedi Allah Ta'ala. Cem siğada, köplik siğada aitti. Biz Kur'an'ını, zikrini, İslam'ını, şeriatını biz çürüyepimiz. Onu özümüz himaya kılamız. Kim özümüz? Allah Ta'ala yekke zat. Ne demek biz diyepti? Allah mana şu dinin muhafazası uçun çıkargan ulemalarını özü bilen zikir kıldı. Adı yapmaz bu. Ulemalarına yan köz bilen karay etken, ularını hakaret kılay etken, İmam Buhari'ye tuhmet kılay etkenler, Allah Subhanahu ve Teala'nın çıkargan zatlarına tuhmet kılay etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Buhari'nin özlerde rivayet var. Hadisi Kudüsü'de Allah Ta'ala etedi. Men ada li waliyan faqat azantuhu bil harb. Kim mening dostumga düşmanlik qilsa, unga qarshi o'zim urush e'lon qilaman degan Alloh taolo. Alloh urush e'lon qiladi. Alloh urush e'lon qilgan qaysi lashkar yengadi? Qatta bor unaqa lashkar. Ibn Hajar Asqaloniy shu hadisni sharhida qasam ichib aytgan. Yer yuzida ulamolar Allah'ın dostu bo'lmasa, başka Allah'ın dostunu ben bilmiyim ben deyken. Nimaga? Yukarıdaki ayetke dahil de bular. Allah Ta'ala bu ulamalarını çıkarıp, bizge dinimizin devamiliğini şular arkalı taminledi. Kur'an'ını rivayet kılgen kariler oşa ayetke düşedi. Hadisini rivayet kılgen muhaddisler şu ayetke düşedi. Fikhini rivayet kılgen fukahalar, Abu Hanifeler, İmam Şafi'iler, İmam Ahmet ibn Hanbeller bana şu ayetke düşedi. Ridvanullahi aleyhim ecma'in. Allah barchasidan razı olsun. Ular qilgan hizmetleri Kur'an ayeti bilen tasdiqlangan hizmetler. Şunun için ular haqida ihtiyat bo'lishimiz gerek. Mazhab ulamalarımızı tanışımız gerek. Sahabanı tanış için. Şimdi mazhab ulamalarımızı qatdan taniyimiz. Biz özümüz ticaret bilen, ziraat bilen, özümüzü işimiz bilen bandimiz dostlar. Şularını okup, öğretip, bizge bugün düşüntürüyetken ulamalarımız arkayı tanıyımız.
bugünün zamanının çıkan ulamaları, Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf gibi ulamalar okuyanıydık biz. Bugün uşa hazretini yaman kurgan adamlar ham aslında şular yazgan kitap arkalı dinini tanıdı. Avudun Mansur Rahimahullah şular arkalı tanıdık dinini. Şular tanıştı. Uyandırsın kalbimizi. Yok. Hayavi İmam den bunu. İmam robot mu? Meydigan hiç nazı içmeydigan yok. Ben bilen İmam ulamalarını obrosuz bunu ayçip, yazışıp varakalarına kılıp tarikatçı yaptı bütün dünyaya. Ayçip ne mi geldiyse uleması obrosuzlantırılgen bakırım bana dost onu ayıbı özüge ne mi biz iman bizde alohida imom bo'lsa imom bo'ladimi yomon bo'ladimi unga ittido qilaveramiz hozir işte kelib bering menga çünkü biz imamını mutlak masum deb e'tiqod qilmaymiz. Bazı toifalarga o'xshab. Rafiza degan toifalar bor. Bazı toifalar bo'lgan. O toifalar imamını pok bo'lish kerak. Pok bo'lmasa, gunohdan xoli bo'lmasa imomlikka yaramaydi deyishgan. Biz unaqa emasmiz, to'g'ri? İmamın aybi özüge, Peygamber aleyhissalatu vesselam etkenler. İmamın aybi özüge. Sen ki namazını oku biri yaptı mı? Ha. Halal haramını ayeti biri yaptı mı? Ha. Sen etkenini kılavur. Uşan üçün ayetirgen, mullenin etkenini kılı, kılgenini kılma deyip şunu üçün ayetirgen. O mülle amel kımaydı degenmez bu. Mülle senge münasebeden ayetedi. Sen kılavur etkenini. Kılgenin için, kılamıyorsan kılgenini. Kılamıyorsan. Uyam hisob kitob ketyapti sen bilan birga. Sen ham ketyapsan u bilan birga. Uni taftish qilgandan ko'ra oldingdagi imtihon varaqani to'ldir. Oldingdagi varaqani to'ldir. Birovni varaqasiga tikilgan odam imtihondan yiqiladi. To'g'rimi? Hammamiz imtihonga kirdik deylik. Hozir kirsak jannatga kiramiz. Imtihon varaqasi. Men o'zimni varaqimni o'zim to'ldirishim kerakmi? Birovga tikilib o'tursam, "Voy, notori yozding. Voy, yumaloq qilib qo'y." O sen boyab koydun. Vakt tükegenle ilgili benden hem soruyordu mu? Kanı seni varakan değil mi? Resulullah'ını tanış, sahabanı tanış bilen buladı. Sahabalarını tanış, ulamalarını, tabiillerini tanış bilen buladı. Ulamalarımızını tanış bilen buladı. Ahl-i sünnet vel cemaatını tanış bilen buladı. Ularını tanıt edigen trik ulamalarını hem tanışımız gereği buladı. Hakkını bilgeninizden keyin hak ahlını zaten gözünüz görüyor. İslam şunu, şu noktaya nazardan hayati din hesaplanadı. Biz dinimizni trik insanlarının silsilesinden örgünüp gelemiz. Trik insanlarını. Kur'an hakkı da, Kur'an-ı Kerim, Mushaf hakkı da, bana Mushaf.
Bazılar şunu açıp aladı da, bazı düşmeler. Açıp aladı da, bana bu ayette bana kayken buna kayı hazır gelirken, bunda bana kayken buna kayı hazır gelirken deyivuradı. Bu Kur'an asıl Kur'an mı yok, resmi Kur'an mı bu? Onu bilmeydi. Dostlar, bu resmi Kur'an bu. Biz yodlagan Kur'an'ın resmi ko'rinishi bu. Asıl Kur'an mana bo'tdi, mana bo'tdi. Biz onu ağızma ağız ustozlardan olib kelyapmiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr'ga oku verdiler, Zayd ibn Sabit'ga oku verdiler, Zayd ibn Sabit uzun şagirdiga oku verdi, o uzun şagirdiga hozirgacha tirik qorilar yetib kelyapti bizga. Biz O'zbekistondagi hozir mashhur qorilardan bittasi Shayx Alijon qori. Tirik sanadi bilan Rasulullohga boradi. Tirik ustozlari tirik. Bir-biriga nisbatan ular sanatda yetkazgan Qur'onni. Hozir mana shu Qur'onni yer yuzidagi hamma mushafni yig'ib olib kelib düşman yondirib tashlasa, yo'qotib yuborsa, mushaf yo'q. Nima qilamiz desa, bu ummat bir kunda Qur'onni qaytadan yozib tiklab qo'ya oladi. Nimaga? Chunki Qur'on qalbimizda bizni. Doim qalbdan qalbga o'tib keladi. Shafaviy o'tadi, og'izma og'iz o'tadi. Uni bilmaydi ko'pchilik. O'shuning uchun bu bilan o'ralashib yuraveradi. Mushaf bilan o'ralashadi. Sen qorilarni yo'qota olmaysan. O'shuning uchun ba'zi mutasavvuf shoirlar aytadi. Senlar deydi, bizni gullarimizni yulib olishing mumkin. Lekin bahorimizni to'xtata olmaysan. Yana bahor keladi, yana gullar ochilaveradi bizda. Bizni islom ummatini tugatib bo'lmaydi. Hayotiyligi shundan. Agar islom ummati tugasa, qiyomat bo'ladi. Qiyomatni bo'lishidagi birinchi sabab yer yuzida Alloh kalimasini aytadigan biror dona odam qolmaydi. O'shanda qiyomat bo'ladi. Siz har bittangiz qiyomatni to'xtatib turgan odamsiz. Islomga ozgina amal qilyapgan bo'lsangiz ham yetarlik amal qila olmayapsiz, lekin musulmonsiz. Rasululloh deganingizda qalbingizda titroq bor. Sahobalarni eslaganda ularga havas qilishingiz bor. Taqlid qilaman deganda shularni o'ylayapsiz. Farzandingizga sahobaning nomini qo'yyapsiz, Rasulullohning nomlarini qo'yyapsiz, ulamolarning nomini qo'yyapsiz. Siz butun dunyoni umidisiz. Dunyoda bo'layotgan buzg'unchiliklar evaziga dunyo allaqachon yo'q bo'lib ketish kerak edi. Nimaga yo'q bo'lmayapti? Siz azizlarning e'tiqodingiz sabab tosh bosib turibsiz bir tomonda. Tosh Alloh deb turibsiz. Rasulullah deb turibsiz. Sallallohu alayhi va sallam deb turibsiz. Siz qadringizni biling. Quyosh nima uchun chiqyapti? Oy nima uchun chiqyapti? Sizni deb. Alloh taolo Qur'onda oy va quyoshni sizga bo'ysundirib qo'ydim degan. Butun xizmati biz uchun do'stlar. Biz uchun chiqib o'zining istiqroriga tajri joriy bo'ladi. Alloh taolo bu dinni hayotiy ekanligini o'rganib borishimizda o'zi tavfiq bersin. Dinga amal qilishlikda qo'ldan kelgan amal qilinadi. Harom narsalardan mutlaq to'xtash kerak. Qaytarilgan narsadan mutlaq to'xtash kerak. Chunki sanoqli ular. Lekin buyurilgan ishni qo'ldan kelgancha qilish kerak. Hammasini qila olmaymiz. To'g'rimi? Ahli sunna val jamoa degani nima degani desa, sünnetki ergeçken cemaat degeni. Cemaat olarak biz Resulullah'ını temsil kılalıyız. Cemaat olarak sahabelerini bugünkü hayattaki misali bulalıyız. Aynen sahabe edişken katta yutukunu alalmazdı gibi mümkün. Lekin ularını yol eden, ularge havas kılarak devam etişimiz mümkün. İslam hayatı ilgi doğrusu da kıskarak şularını aytıp koydum. Mavzuga aloqador kimda nima savol bor? Xo'p, bismillah. Va alaykum assalom. Xo'p, ulgurasiz, xudo xolasa, u borib ketish uzoq emas. Tomoshna qilish kerak bo'ladi-da, borib ihromi niyat qilib
kelib anaqa qilsangiz bo'ladi. Endi yo'llar to'silgan taqdirda ham ihromliklarga ochiq bo'lyapti. Ihrom bog'lab kelsangiz, ihromdaman desangiz, sizlarni to'smaydi. Oddiy kiyimdagi odamlarni to'sishyapti, o'sha ihromdagilarga xalaqti bo'lmasin deb. Bemalol ulgurasiz inshaalloh. Ulgurasiz, xudo xolasa. Salomat bo'ling. Xo'p. Savol tugadimi? İftariye kança var özü? Bir saat var ekene, bir nasıl otkızışıp çıkarayın ekene. Ne mi saval var? Bola burada ha? Bu avas pas gibi yaptı, tur bu kadar ekene. Ha? Hmm. İmam taraf durgan tamam da? Her daim şuna kılınırdı. Çünkü imamı aldığı ötüp geçse ötken namaz bu meydde. İmamı aldığı namaz bu meydde. Üçenge ötü açık oluyor. Haram katta hududu. Ozu yazıp koygen hala caydayan haramı hududu deyip Allah'a tayyirlap koygen yazıp koygen. Şunda Google'ge kırarsınız da Google'ge. Haram hududu deseyiz, o şey arası çıkardı, kızıl bilen çizip koyuyor. Ha, o şuna kadar. Hop. Asr namazı da olsun diyelim sana. Asr namazını bu da avvalgi vaktinde okularken. Eğer peşinde avvalgi vakti okurken ki okup koyup kengi ikinci vakti okuyordu, peşin namazı kaza okurken buladı mı? Yok ki bu vakti okurken buladı mı? Xo'p, o'zi bitta o'sha avvalgi vaqtida o'qiladi, birinchi kirishki vaqtida. Bizda ikkinchi vaqtida o'qiladi. Endi bu yerda o'sha birinchi vaqtida o'qilgani uchun peshinni iloji boricha kechiktirmaslik kerak. Peshinni vaqtida o'qib, ozgina o'tsa mayli, lekin ko'p o'tkizib yorib, birinchi vaqti asr vaqti kirib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Shubha bo'lib qoladi, qazo bo'lib qolish ehtimoli bor. Endi siz agar ikkinchi vaqtiga odatlangan bo'lsangiz, peshinni sal kechiktirib o'qishga zarari yo'q. Lekin jamoat bilan bo'lib turganingizda, o'shunaqa kunlarda, masalan, bugunga o'xshagan kunlarda peshinni kechiktirmagan yaxshi. Chunki ozon ham aytilyapti-da bizda bu yerda. Asr kirdi deyilyapti. Xo'p. Qadr kechasi to'g'risida kecha ham ozgina gapirdik. Qadr kechasi Alloh subhanahu va taolo alohida sura nozil qilgan, Qur'on nozil bo'lgan kecha hisoblanadi. O'zi Qur'oni Karimda anzala bilan nazzalani farqi bor. Alloh taolo Qadr surasida inna anzalnahu fi laylatil qadr degan. Biz Qur'onni Laylatul Qadrda nozil qildik degan. Anzala degani bir butun nozil bo'lganiga aytiladi. Alloh subhanahu va taolo Lavhul Mahfuzga Qur'onni butunicha nozil qilgan bo'lsa, o'sha anzala bo'ladi. Boshqa suralarda nazzalal furqona ala abdihi liyakuna lil alamina nazira degan boshqa surada. Nazzala degan. Nazzala nima degani desa, u bo'lak-bo'lak nozil qilganiga aytiladi. Biz deydi Alloh taolo Qur'onni, Furqonni bo'lak-bo'lak nozil qildik, butun olamlarga ogohlantiruvchi eslatma bo'lishi uchun degan. O'sha anzala kalimasi Qadr kechasiga to'g'ri keladi, bir butun Qur'on nozil bo'lganligini aytadi ulamolar. Ba'zi ulamolar shu 17-kechagacha ham deydi. Qadrni Ramazonning 17-kechasi ham deyishgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Qadr kechasida bir necha rivoyatlarni aytganlar. Hadis inkorchilari, hadisga tuhmat ta'na qiladiganlar shu hadislarni ko'rib, payg'ambar bitta gapni 3-4 xil gapiradimi deb ta'na qilishadi. Gapiradi. Ba'zan 21 da ekanligini aytganlar, ba'zan 23 da ekanligini aytganlar, 25 kechani aytganlar, 27 ni aytganlar, 29 da aytganlar. Ba'zi hadislarda umuman berkitilgan, ba'zi hadislarda Ramazonning ichida tog' kechadan qidining deganlar, Ramazonning ichida deganlar.
Bo'lishi mumkin mi? Mumkin. Fakat bu yerda to'g'ri tushuntirish kerak bo'ladi. Qanaqa tushunadi, tushuntiradi ulamolar desa, Qadr kechasi ko'chib yuradi. 1 yili 21 da bo'lib qolishi mumkin. 1 yili 23 da bo'lishi mumkin. To'g'ri mi? Mana shunaqangi farqi bor. Hadisni shu ma'nosidan ko'rib tushunsangiz, ha, payg'ambar alayhissalom o'shaning uchun shuni aytgan ekanlar deyiladi. Qadr kechasi avvalam aytdik, miqdor ma'nosi bor. U nima degani desa, bir yillik bizning hayotimiz miqdorini o'lchovi bo'ladi shu kechada. Farishtalar tushadi, yer yuzida to'la bo'ladi farishtalar. Hatto Jabroil alayhissalom tushadi. Ruh birga tushadi. Tushib hammaning qadarini yozadi. Qadarimizni yozadi. Azroil alayhissalotu vasallamga ruhatimizni beradi. Kim endi yanagi yiliga yetib boradi, yo'q, uni Alloh biladi. Shuning uchun tayyorgarligini qilish kerak, qadrni g'animat bilish kerak. Avvalam berganda shuni aytdim. Ikkita do'st bir kunda iymon keltirib, bittasi shahid bo'lib jangda, g'azotda o'ldi, shahid bo'ldi. Ikkinchisi oddiy hayot kechirdi, bir yil ko'p yashadi. Shuni Talha ibn Ubaydulloh tushlarida ko'rdilar. Kech o'lib, oddiy hayot kechirgan odam jannatga birinchi kirgan, shahiddan. Shunda Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan so'rashganda, axir bu keyin yashagan odam bir yil yashadimi deganlar. Ha, Ramazonni topdimi? Ha, ha buni maqomiga yeta olmaydi deganlar. Ramazonni topish shahidlikdan ustun turadi. Chunki 1000 oydan afzal qadrni topishingiz mumkin-da. 1000 oy shahid erishmaydi shahid o'lgandan keyin 1000 oylik ibodatga. O'shuning uchun qadrni g'animat bilish kerak. Qadr ziq ma'nosi ham bor dedik, o'tgan safar ham aytdim. Ziq tor ma'nosi bor. Nimaga tor deb aytilgan desa, yer yuzida farishtalar ko'pligidan joy tor bo'lib qoladi farishtalarga. Farishtalarning sonini, sanog'ini hech kim bilmaydi. Sizga tasavvur hosil qilish uchun bitta misolni keltiraman. Alloh taolo bitta farishtani yaratgan. Oti Isrofil. Sur choladi, sur. Dunyo boshlanganda uni qo'liga sur berilgan. U surni chalish uchun og'ziga qo'yib, nafasini olib o'lgan. Hali chiqarmayapti hali. Nafasini olib kutib turibdi. Shu qiyomat bo'lganda nafas chiqaradi, hamma sur, hamma joni chiqadi. Qiyomat bo'ladi. Ka'bay muazzamaning yuqorisida Baytul Ma'mur degan uy bor. U farishtalarning Ka'basi hisoblanadi. Farishtalarning tavof qiladigan bayti hisoblanadi. O'sha Ka'bani tepasidagi Baytul Ma'murni yaralgandan beri tavof qilgan bitta farishta qiyomat bo'lgunga qadar ikkinchi marta ulgurmaydi. Farishtalarning ko'pligidan. Har doim yangi farishtalar tavof qiladi. Yangisi tavof qiladi. Qiyomatgacha, oxirgacha farishtalar tavof qiladi. Bitta farishta ikki marta tavof qilishga vaqti yetmaydi. Shunaqa darajada ko'p. Shular hammasi yerga tushadi. Ular yerga tushganda qadrini ba'zi belgilarini aytgan ulamolar. Masalan, turgan joyingizda birdan junjukib ketadi-yu odam. Seskanib ketadi-yu. O'shanda farishtalar tekkan bo'ladi badanga deydi ba'zi ulamolar. Qadrini iloji boricha shu sergaklikda kutish kerak. Nima so'rasa bo'ladi? Qadrda eng yaxshi so'ralgan narsa nima? Oysha onamiz so'raganlar. Ya Rasululloh, nima so'ray qadrda deganda Payg'ambar alayhissalom Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Parvardigor, sen kechirishni, afuvni yaxshi ko'rasan, meni kechirgin deb so'ra deganlar. Gunohlarimizni so'rashimiz kerak. Gunohlardan poklanish savob qilishdan oldin turadi, ustun turadi. Chunki gunohdan pok bo'lganingizni o'zi katta savobda. Foydani jalb qilish oldin turadimi, zararni daf qilishmi? Zararni daf qilish oldin turadi. Chunki zararni daf qilmasangiz, zararni bartaraf qilmasangiz, ko'rgan foydangiz ham zararga kirib ketishi mumkin. O'shaning uchun oldin zararni to'xtatish kerak. Keyin hammasi foyda. Nimaga a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyiladi birinchi?
Çünkü zarar daf kılış gerek. Kiyin Bismillahirrahmanirrahim deyiladi. Aldın şeytandan panah sorar. Kiyin faydaga yürüledi. Kadram şu. Günahlardan keçiriş imkaniyeti var mı? Allah'dan sorar gerek. Allah'ım günahlarımı keçirgin deyiş gerek. Eğer keçirse min aydan afzal ibadetini acrige, savabige dahil bulunadı. Sadamat bunun. Şunu kabul edin keçe. Kim açtı ya bu arada bir? Kal. Ha bu arada yani imkan kadar hareket kılıp haram gibi olgan yakışı. Kadir keçesini haramda okuyanımız afzal. Onun için ettege bu ise ettege sohbet kımayımız şimdi. Asırdan keyin hareket kısaydı peşinden keyin hem keçeydi bu arada. Kohla gelir, itikafı niyet kısın. Bugün iftarlıydayken bağırıp haramge kırıp olsun. Ertelab bamdatta okup, mesela bugünden başlasa, ertelab bamdatını okup, bamdattayken seherliyken buradı ötte, şerait bağırı, avasayın bunu. Şeraitke kareyler, imkaniyetke kareyler. Haraç yok. İtikaf sünnet-i muakkadalardan Ramazan-ı Şerif'nin ahirgi 10 günlüğü de itikaf oturuş yakşı amel hesaplanadı. İtikaf ne kandayı buladı dese Bamdat namazı kırmasından masjidke kırıp alasız. Bir günlük itikaf kısayız mesela. Bamdat namazı hali kırmasından masjidke kırasız. Bamdat azanını masjidinin içinde okuyasız. İştesiz. Keyin Bamdat, Pişin, Asır, Şam namazı geçe bir gün buldu. Şam kirgen zahatı iftarlığını kılıp çıksayız bu olaydı. Bir günge niyet kıyan bu sayız. Hiç yok bir gün itikaf oturup uyuş gerek. İki günge niyet kılgen bu sayız. Ertesi günlü Şam'ı geçe oturuş gerek. Üç gün bulsa indini günlü Şam'ı geçe oturuş gerek. İtikafka kirgen adam dünya sözlerini gaplaşmaydı. Savda satık kımaydı. Masjid kınar sopke koyup savda satık kımaydı. Lekin bizi fukahalar acayipliği de, bizi fukahalar etken. Savda satığını masjidke apke koymazdan durup kısa bola uğradı deyişke. Telefonda savda satığı kısa bola uğrarken yani. Acayip. Ha? Bugün de kurgen de fatva kılışke, kademki fatva bu. Masjidden bir uzur çıkmayısız taşkarıge. Masjidden bir uzur taşkarıge çıkmayısız. Daim zikir boladı. Bilgen Kur'an okuydu, bilgen zikir kıladı, bilgen namaz okuydu, kazalarınızı okuyorsunuz. Şu etikafın manası. Peygamber aleyhisselatü vesselam ahirge 10 günlükte etikaf oturardılar. Masjiddan çıkmazdılar. Biz gelip şundan sünnet koyalım. Bu yanda adam özünü Ramazan'da gelecek hayattaki yakşı işlerine tayar geldik de gene bu. İnsan yakşılık için özündeki tüyğünü kuchaytirib olish, niyatni, maqsadni kuchaytirib olish uchun shunaqa ibodatlarni qiladi. Sizga har bir ibodatni dunyoda iymoningizning quvvatlanishiga xizmati bor, sababi bor. Bizga eng katta imtihon qachon dunyoda bilasizlarmi? Dunyoda bizdagi eng katta imtihon o'lim onida. O'lim yaqinlashgan paytida, g'arg'ala bo'layotgan paytida qattiq imtihon bo'ladi. Chunki shayton butun boshli hayotida siz bilen kigen mücadelenin ahirgi, ganimet fırsatını koldan boy bediyetken buladı. Uşa peyde imanla apkalışke hareket kıladı. Koldan kigen hama fitneni, hama neyrenini kıladı. Hatta sizge közünüzge körünedi. Kolda billur kadakta su apkeledi. Ölüm anıda adam kattık çankaydı. Kattık çankagen peyde de kolda su kurtarıp girip, şu suunu biremen, ahiret yok digin, Allah yok digin, biremen de vasvas kıladı. Roza tutmagenliğin haliga vay unda, sabır kılamaydı. İbadet kımagenliğin haliga vay unda, sabır kılamaydı. Uşan üçün kerek ibadetler. İbadetke palvan adam, ketiyetken peytirdem, şeytanlıyam demini bir varadı. İbadetke zayıf adam, dengesi adam, uşa caydayam, nafsıge ingilip kalış ihtimali var. Şunu için ibadetlerini
e'tikofga o'xshagan, qiroatga o'xshagan, ro'zaga o'xshagan ibodatlarni bizda imtihonimizning eng nuqtasi cho'qqiga yetgan paytda kerak bo'ladi. Quvvatli bo'lish kerak, ruhimiz mustahkam bo'lish kerak. O'shaning uchun e'tikoflar ham sunnat qilingan. Tushunaldiga? Qazo namozlari to'g'risida so'rayaptilar. Qazo namozlari o'qilish kerak bo'lgan namozlar. Endi imkon qadar harakat qilaverish kerak. Kechagi suhbatimizda niyat to'g'risida gapirdik. Alloh taolo niyatning buyukligiga qarab amallarni qabul qiladi. Ozgina amal ko'rinadi, niyatingiz buyukligidan katta ajr olaverasiz. Ba'zi odamlarning qazosi 30 yil, 40 yil, 50 yillik qazolar ham bor. Bir qiziq Latoyev nima aytishadi? Bir otaxon 90 ga kirgan ekan, kelib domladan so'rabdi. O'g'lim debdi, men debdi 90 ga kirganman, umrimda namoz o'qmaganman, umrimda roza tutmaganman. Nima qilsam bo'ladi desa, ey otaxon debdi, siz endi bir 2 asr roza tutishingiz kerak. Bu namozlaringizni fiyasiga Falastinni ozod qilishingiz kerak deilmish. Bu endi biroz latoyif qilib aytadi-da, lekin qiyinki 2 asr qanaq roza tutadi u odam. Tutolmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun nima qilinadi desa, bismillah deb boshlanaveradi. Tavbaning samimiyligi muhim. Siz o'sha qazolaringizni ko'z o'ngida haybatli ko'rinib, Allohim shu qazolardan meni so'rab qolsang nima qilaman? Menga umr ber, shularni ado qilay deb ketsangiz, kunlik vazifa qilib oling. Bir kunda bir kunlik qazoni o'qing. O'qib boravering, o'qib boravering. Niyatingiz umrim yetqanicha o'qiyman deysizmi? Ha. Alloh taolo u yog'ini kechiradi. Alloh taolo qodir zot. Tavba hadisida, tavba hadisida. Tavba qilgan odamni kechirganligini aytgan Alloh taolo. 100 ta odamni o'ldirgan odamni tavbasini qabul qilgan. Alloh taolo bandadan tavbani qabul qilishlikni yaxshi ko'radi. Shuning uchun sizda harakat bo'lavurish kerak. Men harakat qilaman, o'qiyman, inshaalloh yetkazaman. Yetkazmagani Alloh Razzoq desangiz, Alloh taolo o'zi quvvat beradi. Nafllarni o'rniga o'qish kerakmi? Nafl o'rni kelganda naflni ham o'qiyversin. Faqat qazoga yotib olib, hamma ishni yig'ishtirib qo'yib qazo o'qi degan gap yo'q. Dehqonchiligingiz bor, tijoratingiz bor, novvoychiligingiz bor, ularni tashab qo'yib turib qazo o'qi degani emas. Qazo ham o'ziga xolos vojib, sizni kasbkoringiz ham vojib. Uni ham qilish kerak. Nafllar ham o'rni kelganda o'qilaveradi. Lekin ba'zi nafllar bor, qazoni niyatida o'qisangiz, nafliga ham o'tib ketaveradi. Uni ham qo'shib o'qsa bo'laveradi. Alloh taolo o'zi qazosi borlarga yengillik bersin. Hojonalarimizdan. Va alaykum assalom. Umra qilmasdan turib to'g'ridan to'g'ri tavofni niyat qilgan odamlar tavofni qilib 2 rakat namoz o'qib qo'yadi bo'ldi. Sa'y qilmaydi. Yo'q, qilmaydi. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalom. Xo'p. Tepada tavof qilsangizchi? Ya tepada ihromsiz? Tepada ihromsiz. Undan ham tepadachi. Ko'payib ketibdi umrachilar bo'lmasa. Ularga xalaqit qilib qo'yamiz-da. O'shaning uchun. O'shani oldini olgan demak. O'shani oldini olgan. Xo'p, bu haqida ko'p so'raldi, men ham ko'p javob berdim, yana javob berib qo'yay. İhram nima o'zi? İhram nima? Kim aytadi? Niyat. Alhamdulillah. Mana ko'pchilik bilib oldi. Biz ihram deganda kiyimni tushunamiz-da.
Ko'pchilik kiyimi tushunardi. O'sha ihromni kiysam ihromli bo'lib qolmayman. Siz uni ihrom niyat qilganingizda kiyinadigan kiyimni ihrom deb nomlab olganmiz. O'zi aslida u qamis, izor bilan qamis kiyim u. Ko'ylak bilan lozim degani. Uni ihrom niyati bilan kiyasiz. Ihrom niyati bilan kiyganingizdan keyin sizga nima vojib bo'ladi? Umra vojib bo'ladi. Umra qilishingiz kerak. Tavaf qilasiz, Safo Marvani sa'y qilasiz, sochcha oldirasiz, ihromdan chiqasiz. Niyatdan chiqasiz ya'ni. Kiyimingizni keyin almashtirsangiz bo'ladi. Endi hozir shunaqa narsa bo'lib qoldi. Saudiya Arabistoni, Makka mukarrama boshqa paytlarda kutmagan mehmonni kutyapti hozir. Umraga kelgan oqin juda katta. Izdihom ko'p. Umra qilaman degan odam kiraman desa, boshqa odamlar kirib olgan. Umra qilishlikka sharoiti yo'q. Bu umra vojib edi bunga. Siz bilan bizga tavof nima edi? Sunnat edi. Sunnatni qilaman degan odamlarni kirgizmayapti. Ularning ham fatvosi bor, to'g'ri qilyapti ular. Pastga ihromsiz, ihromi yo'q, umra niyatini qilmaganlar kirishi mumkin emas deyapti. Bo'ldi, kirmang. Umra qilmaysiz-ku siz. Ihromni kiyib olib, sekin makr bilan kiryapti-da odamlar. Endi bizda xizmat doirasida ba'zi xodimlarimiz har kuni umra qila olmaydi, iloji yo'q. Lekin kelgan xodimlarni borib umra qildiradi. To'g'rimi? O'zi umra qildirishi bilganligi uchun siz azizlarni olib borib umra qildirishyapti. O'shanda ihrom kiyib olyapti. U kiymasa kirgizmaydi. Kiyib sizlarga ta'lim uchun kiryapti. Ularga ijozat. Ularga ruxsat. Bitta odam 50 ta, 60 ta, 100 ta odamni umra qildiryapti. Unga joiz. Lekin boshqa odamlarni tavaf qilishi mumkin, umra qilishi mumkin bor joyga kirib xalaqit qilish to'g'ri emas-da. Kimdir fatvo berdi, undan-mundan dedi, men o'sha oldin kelganimda ham hozir ham aytayapman. Tepada qila qolinglar. Tepada. Kirgizmasa unda qilmanglar tavaf kerak emas. Tavaf sunnat. Umra qiladiganlarga imkon beraylik. Umra qilsin, o'sha bechoralar umra qilaman deb kelgan. Siz bilan biz agar ras umra qilmoqchimizmi, borib umra ihrom bog'lab keraylik, kiring, umra qiling. Kirgizadi sizni. Samimiy bo'ladi. Tushunarligan? Va alaykum assalom. İhtiyoringiz, ixtiyoringiz bo'laveradi. Avval o'qib olganingiz yaxshi, keyin farzini o'qiganingiz yaxshi. Bo'laveradi. Domla aka, qazonov vaqtida to'r akamda ham zamfura qo'shiladi. Qo'shsa afzal. Nimaga desa, to'r rakat siz qaysi qazoni o'qiyotganingizni bilmasangiz qo'shgan afzal. Masalan, o'sha eski qazolarimdan da o'qiyapsiz-da. Bilmaysiz. Lekin masalan, bugunni peshinini qazo qilib qo'ysangiz uyda bugungiga u 2 rakat zamsura, keyingi 2 rakatga zamsura kerak emas. Avvalgi bo'lganda qo'shgan afzal, chunki qazoni o'rniga topilmasa naflga o'tib ketadi. Naflda zamsura bo'lish kerak. Jahriy bo'ladi. Shart emas u. Bitiram o'qiladi. Bitir o'qiladi albatta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jannat toshiga ham harakat. Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswadni o'pish sunnat. Ya'ni izdihom bo'lganda, mashaqqat bo'lib ketganda shart emas. Chunki odamlarga azor berish harom, u sunnatni qilaman deb harom ish qilmaslik kerak. Ko'p ayollar shu Ka'baga boraman deb ko'p erkaklarni juda ma'qul holatda hisob qilib, shu masala bo'yicha ayollarga juda o'zga ayollar ham ko'targanda yo'q. Ha, shunaqa qilmaslik kerak. Izdihom bo'lganda ayollar juda o'sha izdihomga kirib ketishi ham yaxshi emas. Ularga nisbatan azor bo'lib qoladi, boshqa erkaklarga ham azor bo'ladi. O'sha tartib bilan sal uzoqda o'zini ehtiyotini qilish kerak. Xo'p. Sajda holatida ustoz.
farzda kılmayan yakışı. Bizi Hanefiler farzda kılmasın deydi. Çünkü farz namazları da sabit bulmayan. Farz namazları da secdede Subhane Rabbiyel A'la sabit. Sahih hadisler çünkü dalalet kılar. Lekin nafil ibadetleri de bim alal. Nafil ibadetleri de uşa bendeden sonra edigenmez. Fakat Allah'tan sonra edigen narsalarını Arapça hem, Uzbekçe hem, başka tılda hem sonrası bula uğradı. Bula uğradı. Aleyküm selam. Allah rahmet olsun. Aha. Umra mı? Umra yani borib ihrom bog'lab kelishingiz kerak, ha? Qilsangiz bo'ladi, bo'ladi. Faqat yuqorida kecha ham aytdik uni. Niyatni o'zingiz nomingizdan qilaverasiz. Oxirinda umra tugagandan keyin Allohim shu umramni savobini onamga bahshida qildim. O'zing qabul qilgin, ruhlarga yetkazgin desangiz bo'laveradi. Yaxshi bo'ladi. Hajji badallik kelishi. Hajji badalda uni nomidan bog'laysiz. Ha, otun. Ha. Siz o'zingiz haj qilib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Haj badal qilinayotgan odam o'tgan yoki haj qilish imkoniyati yo'q odam bo'lishi kerak. İhram bog'layotganingizda Allohim men haj ibodatini falonchining nomidan badal qilishlikni, falonchining nomidan ihrom niyatini qilyapman deb qilinadi. Keyin hamma harakat uning nomidan bo'ladi. Oshuning uchun ulamolar aytadi, bir kishi boshqa odamga haj badalni buyursa, hamma xarajatni ham berish kerak. $200, $300 haj badal deyishadi-yu, yolg'on shular. Yolg'on, pulingizni olib qog'ozga paket pechat bosib beradi xolos, unaqa bo'lmaydi. Kamida $1000 ketadi. Hozir bekor qilindi-a shu. Ha, mana shunaqangi o'yin qilib tashlashgani uchun bekor qilishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahriy namozni anaqasini sal tushunish kerak deysiz. Masalan, masjidga kirganimizda kim bir namoz o'qiyotgan bo'ladi, kim birimiz keladi, jahriy o'qishni boshlab yuboradi namozni. Ya'ni boshqalarga bir xana qilgan ma'noda deb tushunamadi, chunki odam o'qishni bilan o'qiyotgan bo'lsa, bu yerda har kim yo'lib javob berib, barcha bo'lib ketib qoladi. O'shanga o'sha jahriy namozni, bu jahriy o'qish shart emas. Masalan, uni ixtiyor bor, o'shani o'zi bu jamoatga tegishli savol. Bitta masjidda jami masjid bo'ladigan bo'lsa, bitta jamoatdan keyin jamoat qilmaslik kerak. Hamma o'zi alohida o'qib o'qish kerak. Nimaga desa, bir qancha sabablar bor. Bittasi birinchi jamoani hurmatini saqlash bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam jamoat bilan o'qilgan namozni 25, bir rivoyatda 22 daraja ajri baland deganlar. Agar o'sha jamoatga targ'ib qilinmasa, o'zim borib keyin o'qib olaveraman-ku deb odamlar ikkinchi, uchinchi jamoat bo'laveradi-da. Buni makruh degan bizda Hanafiylar. Hanbaliylarda joiz emas. Birinchi jamoatdan keyin jamoat qildirmaydi. Alohida o'qiydi har kim. Alohida o'qigandan keyin maxfiy o'qiydi-da. Jahriy o'qish nima uchun kerak? Imomga kerak u. Imom orqadagilarga imomat bo'lganligi uchun jahriy o'qiydi. Demak, endi yo'l ekan masjidlardachi, mana butga o'xshagan masjidlarda, butlarda bo'laveradi. Faqat nima qilish kerak? Birinchi jamoat o'qib bo'ldi, ikkinchi jamoat kelyapti, jamoat bilan o'qiyapti. Ha? U o'qiyversin, mana bunga o'xshagan yo'l ekan masjidlarda. Asosiy masjid emas, mahalliy masjidlar misol uchun. Faqat bitta masjidda ikkita jamoat bo'lib qolmasin. Birinchi jamoatni himoya qilishning yana bitta zaruriy tomoni imom tanlash muammo bo'lib qoladi-da. Hammaning qiroati saviyali bo'lganda tashvish yo'q. Lekin ba'zida ba'zi odam o'tadi namozga. Qiroatini eshitasiz, Qur'ondagi yo'q oyatlarni o'qiyotgan bo'ladi. Unaqa oyat bo'lmaydi. Lekin o'qiyotgan bo'ladi. Oldinga chiqib oladi-da. Orqaga, yon-yoniga qaramaydi ham. Bu mas'uliyatli ish. Iqtido qilay desangiz, namozingiz namoz bo'lmaydi. Qilmay desangiz, alohida jamoat qilib bo'lmaydi. Yana bitta. Kutish kerak bo'ladi. Kutsangiz, ba'zilar nimaga iqtido qilmadingiz deydi. Xullas, eng shikal bizda o'zi hamas. Alloh isloq qilsin. Lekin jami masjidlarda ikkinchi jamoat qilmagan yaxshi. Tushunadimi?
Xo'p. Aleykum assalom va rahmatulloh. Domlar ham namozi vaqtlari degan masala savolim bor edi. Ya'ni mana misol uchun peshin namozi soat 12:30 da kiradigan bo'lsa vaqti, ya'ni jamoat bilan O'zbekistonda endi soat 1 da o'qiladi buni. Anaqa. Endi kechiktirib o'qilsa yaxshi emas degan ma'no qaysi narsaga berilgan? Ya'ni asr vaqti kirgandan keyin kechiktirilgan hisoblanadimi yoki misol uchun soat taxminan soat 5 da asr kiradigan bo'lsa soat 4 da 4:30 da o'qilsa peshin bu namoz kechiktirilgan hisoblanadimi yoki kechiktirilmaganmi? Kechiktirilgan o'qilgan bilan bu vaqtda kechiktirib o'qilgan namozni savobida farqi bormi yo'qmi? Kechiktirilgan bo'ladi bu, lekin qazo bo'lmaydi. Masalan, 5 ta azon aytilayotgan bo'lsa, 4:30 da, 4:45 da ham o'qisangiz kechiktirdingiz. Makruh bo'ladi o'zi bu, makruh hisoblanadi. Lekin qazo emas namozingiz. Qazo bo'lgani yo'q. Lekin 5 bo'ldi, azon aytib qo'ydi. Aytgandan keyin siz peshinni o'qisangiz qazo bo'ladi. Endi gunohkor bo'lasiz. Qazo bo'ladi. Vaqtida o'qilgan jamoat bilan o'qilgan namozning ajri baland. Vaqtida o'qilgan namoz haqida payg'ambar alayhissalomdan bir qancha sahih rivoyatlar kelgan, hatto jamoat bilan o'qilganligi to'g'risida. Shulardan bittasi kim 40 vaqt namozni bir tahrimasini topsa imom bilan birga. İmam Allohu akbar deganda orqasidan sizlar Allohu akbar deb topsangiz 40 vaqt namozni. Shu odam ikkita narsadan ozod bo'ladi. Bittasi munofiqlikdan, ikkinchisi jahannam olovidan ozod bo'ladi deganlar. Xuddi shu hadisni boshqacha zaif versiyoni bor, lekin o'sha versiyon Madinaga aytilgan. Meni masjidimda kim shunaqa 40 vaqt namozni topsa jahannamdan ozod bo'ladi degan rivoyat bor. Sahihrog'i bu, yuqoridagi birinchisi. Jamoatda o'qiganning savobi baland. Ha, uzmasdan 40 vaqt. 40 vaqt qancha bo'ladi? Bir kunda 5 vaqt bo'lsa 8 kun. Madinada 8 kunga o'zi mulja qilib keladi ko'pchilik. Madinada 5 vaqt namozga qatnasangiz, o'zi zaif hadis, lekin Nariga hadis quvvatlaydi. Birinchi hadis buni quvvatlaydi. Katta hajga ham, umraga ham hech iloji yo'q, chaq 8 kun turishdi. Madina ya. Katta hajga deganda 3 kun 4 kun yetib ketadi. Vaziyatga qarab gap. Vaziyatga qarab. Xo'p. Mamba, hozir assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Kechirak endi shekilli. Shu haqida gapirdik. Alloh taolo Qadr kechasida nozil qildik deganda anzala kalimasini ishlatgan. Anzala degani bir butun nozil bo'lganga aytiladi. Bu o'sha Lavhul Mahfuzga nozil bo'lishini aytiladi. Bir butun nozil bo'ldi, turibdi. Ha? Keyin boshqa oyatlarda Alloh taolo huvallazi نزل الفرقان على عبده نزل dedi. Bo'lak bo'lak uchun 23 yil mobaynida vaziyatga ko'ra hodisaga ko'ra voqeaga ko'ra nozil bo'lishligini nazzala deydi Qur'on. O'sha 23 yilda nozil. Savol. Bor qoldikda endi iqtido qilgan odamingiz Qur'onni buzib o'qiyotganligini bilsangiz va o'sha buzilish namozni buzadigan darajaga yetganini bilsangiz qaytadan o'qiysiz. Siz bilmasangiz unda bilmagan bo'lasiz. U ham sizning saviyangizdagi odam bo'ladi. Bu endi hamin qadar ibodat qonun qoidasi joyida emas, lekin siz ham o'tsangiz shunaqa o'qiydigan bo'lsangiz bir qilda. Ikkalasi ham ikkita zarar ya'ni aniq bilishingiz kerak. O'qiyotgan namozingizni qiroat qilayotgan odam buzdimi? Ba'zi qiroatlar bor, yaxshi emas, tajvidda yaxshi emas, lekin qiroat namoz buzilmaydi. U bo'laveradi. Iqtido qilaverasiz unga.
Lekin bazı kıraatlar var namazı buzadı. Dot harfi bilen va harfini bazı orunlarda orunu almıştırıp koysa namaz buzulur. Mesela enkada zahrak kelede şirak, inşirak suresinde. Enkada dot harfi oşu. Ba. Zahrak ikincisi va. Eğer şunu enkada zahrak ikide zeyksayız namaz buzulur. Birincisi dot, ikincisi va. Uşuna kanı anak bilmeyiz. Onu da kaytattan okuyacağız. Ha? Ustaz cemaatke hoşgeldinizde. Ayrım kalatlarda Araplar kafalet var. Tahir Mescid namazını okuyanımızda ekmeğinizde gülüktür. O arkada cemaat yalım ki tuvalet. Siz de arkada. Yani bunlar bu ilişkide ki peşin namazını okuyordu bu ilişkide. Öyki kız mescidde kırgıyanımızda. Sefer yetiş tanımızda. Bakın kişiler peşin okuyordu. Bakın kişiler peşin qaytadan o'qiladi. Qaytadan o'qiladi, u nafilga farz ixtido qilib bo'lmaydi. Peshinning namozini asrga ixtido qilib o'qib bo'lmaydi, o'qib qaytadan o'qish kerak. Aytadi-ya, men nafil o'qidim deyiladi. Ha, ular boshqatdan o'qiydi. Endi men boshqacha eshitgandim, siz namozni eshitib shunga deyapman. Siz yerdagi masalan 300 dollar, 400 dollar bitta qo'y sadaqa boshqa eshitdi-da kecha endi. Bular ham domlalar kecha avtobusda shunday gap bo'ldi. Hozir endi siz yolg'on boshqa deysiz, o'shanga so'rayapman. Sizlar arzonlatib bering deyapsiz-da. O'shani hozir biznes qilmoqchi bo'lib turgandik, hozir sizni eshitdim-da. Sadaqa. Jinoyat bo'lsa qo'y so'yiladi. Cinayeti türge bağlı. Yengira cinayeti bulsa sadaka kılınadı. O yengira bulsa sadaka kıyan yakışı. Ağırra cinayeti bulsa koy söyledi. Ne mi? Kim birilerde vakil kılınadı, şu soyadı da. Hop dostlar. Şimdi iptarlıkı tayargarlık klasiler. Taharatlarını yengileydi geller var. İnşallah. Bugünkü ibadetimiz kabul olsun. Labbey. Yaxşı işitmedim ha? İşitkenle ayet oluyor, ne dediler? Ha, tasbih o'qilmasa ekan taroh. Tasbih o'qisa vaqt cho'zilib ketadi deb o'tdi. Tasbihni o'zimizga qo'yishadi ular. Taroh namozini o'qib, orada o'zi taroh, o'zi dam olib o'qiladigan namoz. Bu yerda endi hamma dunyoni hamma joydan odam keladi. O'shaning uchun tasbih o'qilsa, o'rtada zikr qilinsa, ilmiy suhbat bo'lsa, vaqt cho'zilib ketadi, ko'pchilikka bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda o'qimaydi. O'zimizga qo'yiladi, o'zimiz o'qib olamiz. Ha, Makkada ham, Madinada ham. Unda ham o'qimaydi bu yerdagilar, yo'q, deyarli o'qimaydi. U endi o'sha dam olish uchun millatlar urf qilib qilganda o'zlarida. Shart emas, uni namozga ta'siri yo'q. Namozingiz kentik bo'lib qolmaydi, namozingiz nuqsonli bo'lib qolmaydi. Yaxshi namoz ibodat bo'laveradi. Xo'p. Duo qilamiz. Xo'p. Sallallohu alayhi vasallam. Yok, ne kadar yapıyor. Ben
Ha, targ'ib uchun aytishdi. Kecha ham duo qildik-a, Islombek Nodir o'g'li, Imronbek Sardorbek Sardor o'g'li. Ravon nutq, zabon va aql idrok ne'matlarini barakatli qilib ato qilsin. Qolamiz Parvardigoro bugungi suhbatlarni manfaatli qilsin. Tutgan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Qadr kechalarini topishimizda o'zi tavfiq bersin. Qadr kechalarini topib gunohlardan holda o'tishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Hoji otalarimiz, onalarimizni Alloh taolo ibodatlarini qabul, duolarini ijobat, tanjonlarini sog' qilsin. Qilayotgan ibodatlarining barakotidan butun yurt, butun mamlakat, butun musulmonlarni manfaatlantirsin. Parvardigoro bu yerda xizmat qilib turgan oshpazlarimiz, xizmat qilib turgan ellik boshilarimiz, ahli ilmlarimiz, domlalarimizni Alloh taolo